Bu eserin çalımı basit olacak. Akort konusunda da problem yaşamayacağız. Çünkü si karar sesli. Si karar sesi içinde ne yapacağımızı biliyoruz umarım. Alt teli mi yapıyoruz yani E harfi. Orta teli la yapıyoruz yani A harfi. Üst teli de si yapıyoruz yani B harfi. Şuradan karar sesi verdiğimiz zaman bize B harfini verecek şekilde ayarlıyoruz. Bu eserin karar sesi si değerli arkadaşlar. Yine do, re, mi notaları ağırlıklı kullanılmış. Söz bölümünde fa, sol, la ya geçeceğiz. Ben dikkatli bir şekilde takip edip 10 dakikanızı alacağım. Bu çalışmanın sonunda sizin de bu eseri rahatlıkla çalabileceğinize inanıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kısa videoları orada paylaşıyorum. Maddi destek sağlamak istiyorsanız da kanala üye olabilirsiniz. Bu arada bağlamamı aldığım sitenin linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Çok güzel, çok kaliteli bağlamalar var. Uygun fiyata temin edebilirsiniz. Benim referansımla iletişime geçtiğiniz zaman indirim hakkı kazanacaksınız. Bağlamanın sesini de birazdan duyacaksınız zaten. Şimdi ufak bir kısmını dinleyelim. O kısmını ben de çalayım. Ondan sonra detaylı solfeje geçelim. Umarım telif yemeyiz. Bu arada başka bir ses kullanıyorum YouTube'dan. Evet, ilk kısım şöyle başlıyor arkadaşlar. Do, re, mi, do diye başlıyor arkadaşlar. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Re, mi, re, mi, do, re, si, la. Yani re, mi, re, mi. Bak, her re, mi dedikten sonra fa'ya bir çarpma yapıyorum. Re mi, re mi ve mi'de mızrap kullanmıyorum. Re mi, re mi. İsterseniz fa'ya çarpma yapmayın zorlanıyorsanız. Re mi, re mi, do re si. Bak si do la diyorum. Si la si ve la'yı üst telden kullanıyorum. Yani süsleme kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Re mi re mi do re si la. Şöyle bir ses elde ediyoruz. Yani şunu da yapabiliriz. Re mi re mi do re si la. Bak si la. Ama burada yapılan süsleme arkadaşlar daha tatlı, daha estetik bir ses elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu iki kısmı birleştirelim. Do re mi do re mi re mi do re si la si la. Şu süslemeyi yapmayabilirsiniz. Re mi re mi do re si la. Si la dedikten sonra si'den hemen parmağınızı çekin arkadaşlar. Yoksa si'nin sesi devam edecektir. Şurada arada bir si sesi devam ediyor. Onu yapmayın. Re mi re mi do re si la diyoruz arkadaşlar. Şimdi solfejsiz çalıyorum. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Bir daha. Diyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? Si do re si diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha. Si do re si. Daha sonra do re do si la. Do re do si la. Do re do si la diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha. Si do re si do re do si la. Bakın. Şu hareketi yapıyorum. Si do re si. Buraya kadar çaldınız. Sıkıntı yok. Ondan sonra do re do si la. Bak si la si la. Yani ben burada si'den la'ya geçiyorum. Ama şuradaki la'da yani orta teldeki la'da mızrap kullanmıyorum. Üst teldeki la'da mızrap kullanıyorum. Si la si la si la diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki kısmı birleştirelim. Bakın. Do re mi do re mi re mi do re si la si do re si do re do si la.
Ondan sonra şöyle devam ediyor. Evet. Şu kısma geleceğim. Şu var ya. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Acele etmiyoruz. Şunu yapalım. Şuraya kadar gelelim. Bak. Tek la'da durdum. Ne yaptım? La si do la si do si la la diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha. La si do la si do la si. Niye ilk do'yu buradan, ikinci do'yu buradan kullandım? Çünkü bu do'da bir süsleme yapıyoruz arkadaşlar. La si do la. Ondan sonra si do si la la diyoruz. Son kez. Dedik. Burada durduk. Şu aradaki ufak geçiş var ya, onu da gösteriyorum arkadaşlar. Şunu yaptınız ya. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bak. La si do la si do la si la. Burada mideyiz. Bak. Şu parmak mide aslında. Genel olarak ses verdiğimizde si ama aslında alt tel mide. Yani şu şekilde süsleme yapıyoruz. Ondan sonra mi fa mi. Mi fa mi diyoruz. Dedikten sonra bu çok önemli değil. Yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz direkt ikinci kısma geç, bu geçişi yapmadan. Ondan sonra şöyle devam ediyor arkadaşlar. Aynı kısmı bir daha çalıyoruz ama küçük bir değişiklik var. Nedir? Bakıyoruz. Bak. İlk etapta neyle başladık? Şimdi neyle başlıyoruz? Bakın, değişik olan tek şey şu. İlk kısımda do re mi do diyorduk. Şimdi de mi re mi do diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonrası aynı zaten. Bakın, mi re mi do re mi re mi do re si la si do re si do re do si la la si do la si do la si la 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 diyoruz arkadaşlar. Bu ikinci kısmı hızlı geç çünkü az önce detaylı bir şekilde anlattım. Değişik olan tek yer ilk kısımda do re mi do diye başlıyorduk. Bu sefer mi re mi do. Bak mi re mi do re mi re mi do re si la diyoruz arkadaşlar. Aradaki geçişimizde bu iki kısmı birleştirelim. Çalıyorum. Dikkatli bir şekilde takip edin. Ondan sonrası söz bölümü arkadaşlar. Diye devam ediyoruz. Bakın. Söz bölümü. Buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Bakın şimdi. Fa sol la fa sol la sol fa mi. Evet, az önce ben la'da şu parmağımı kullandım ama aslında burada bizim serçe parmağımızı kullanmamız gerekiyor. Hemen solfejliyoruz bakın. Fa sol la fa sol la sol fa mi. Bir kez daha. Fa sol la fa sol la sol fa mi. Ondan sonra mi fa sol fa mi re diyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Fa sol la fa sol la sol fa mi mi fa sol fa mi re. La'ya serçe parmağı yetişmeyen arkadaşlarımız ilk etapta fa sol la, bakın yüzük parmağımızı kullanabiliriz. Fa sol la sol fa mi
Mi fa sol, mi fa sol fa mi re. Ama tabii en doğrusu şu serçe parmağımızı kullanmamız. Şimdi burayı iki defa çalıyoruz arkadaşlar. Eserde iki defa çalıyorum. Bakalım. Söz bölümün ilk iki kısmını bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Sonra bakın. Re mi fa, re mi fa mi re re do do diyoruz. Bir kez daha. Re mi fa, re mi fa mi re re do do diyoruz arkadaşlar. Son kez. Re mi fa, re mi fa mi re re do do. Ondan sonra do re mi, do re mi re do re mi diyoruz. Umarım karışmamıştır arkadaşlar. Şimdi şu re mi fa kısmını bir daha alıyorum. Re mi fa, re mi fa mi re re do do dedikten sonra şöyle yapıyoruz. Do re mi, do re mi re do re mi 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 diyor. Arada küçük mi'ler var arkadaşlar. Kafanızı karıştırmasın oralar. Bekliyoruz sadece ikinci bölümü çalmak için. Şimdi burayı solfej yapmadan yavaş yavaş çalıyorum arkadaşlar. Dedik ya. Ondan sonrası ilk çaldığımız bölümle aynı arkadaşlar. Yani do re mi, do re mi re mi do re si la si do re si do re do si la si do la si do la si la. Bakın re mi fa kısmı var ya, oradan devam edeceğim. Dikkat. Do re mi, do re mi re mi do re si si do re si do re do si la si do la si do la si la. Şimdi gördüğünüz gibi çalımı gayet basit diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu türküde de yine bu eserde de bazı süslemeler öğrendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şu, yani şu si'den do'ya çarpma ve üstteki la ile birleştirme kısmı arkadaşlar. Yani bu farklı türkülerde, farklı eserlerde de uygulanabilir. Uzun havalarda da uygulanabilir. Veya işte şu hareket veya şu ara geçiş diye diye arkadaşlar yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda dönüklerinizi bekliyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve maddi destek sağlamak istiyorsanız kanala üye olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.